Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere cehaletin nasıl bir şey olduğunu, cahil insanların ortak özelliklerini ve cahil insanlardan ne kadar uzak durmamız gerektiğini kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu cahil dediğimiz insanlar hayatında iki satır bir şey okumaz ama her şeyi herkesten daha iyi bilirler. Bu cahil insanların hemen hemen her konuda bir fikirleri vardır. Bunu da en iyi bilen insanlardır. Gerek dünyevi olsun, gerek dini olsun, gerek siyasi olsun. Bu cahil insanların algıları bir defa kapalıdır. Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle kalpleri mühürlü, gözleri kör, kulakları sağırdırlar. Cahil insanlar yalana ve yalancıya itibar ederler, kendilerini aydınlatmaya çalışan insanlara da neredeyse itibarları sıfırdır. Dini konuda da, siyasi konuda da, dünyevi konularda da ne kadar yalan söylüyorsanız bu cahilleri o kadar kendinize taraftar edinirsiniz. Bu insanlarla asla tartışmaya girmenizi tavsiye etmem, neredeyse inatlarıyla sizi katil edecek duruma getirirler. Bu insanların ilme saygısı sıfırdır. Sizlere onu da şöyle açabilirim. Adam neredeyse 30 sene okumuş, dirseklerini çürütmüş, neredeyse beynini yakmış, profesör olmuş. O insana itibar etmezler, lise mezunu bile olmayan insanların peşlerinden koşarlar. Sizlere şöyle bir örnek verebilirim. Adam ilahiyat profesörü olmuş, adı da Mustafa Öztürk. Adama hiçbir itibar gösterilmiyor, adam ülkeyi terk etti. Türkiye'de piyasada onlarca şarlatan var, bunlar lise mezunu bile olmayan insanlar, bunların peşinden bu cahil insanlar koşarlar. Onlara sorarsın, dünyaya, insanlığa, İslam alemine bu insanlar hangi ilmi ışığı yaymışlar diye sorarsın, bir cevap bile veremezler ama onların peşlerinden de koşmaya devam ederler. Bu cahil insanlar öyle insanlardır ki gerek dünyevi, gerek siyasi, gerek dini olsun gerçek apaçık karşısında görünür. Ama onu göremez. Siyasi konuda şöyle örnek verebilirim. Adam sabah akşam yalan söylüyor, onun kanını emiyor, onu sömürüyor. Bu gerçeği görüyor çünkü canı yanıyor. Gerçeği gördüğü halde onu görmemezlikten geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle kalpleri mühürlü, gözleri kör, kulakları sağır. Yani cahil insanlar her şeyi en iyi bildiklerinden dolayı onların gözünü asla açamazsın. Gerçeği onlara gösteremezsin. Gerçek apaçık gözlerinin önünde olsa bile onu asla göremezler. Bu cahil insanlar felsefeye de son derece karşıdırlar. Felsefeyi laf salatası olarak düşünürler. Halbuki bu beyinsizler bilmezler ki Hristiyanları bırakın, antik Yunan'ı bırakın, İslam tarihine geçmiş bütün alimlerin hepsi felsefe okumuştur. Hatta sultanların birçoğu da felsefe okumuşlardır. Felsefenin düşünme ve sorgulama sanatı olduğunu asla bilmezler. Sadece onun laf salatası olduğunu düşünürler. Sizlere birkaç tane örnek verebilirim. Selahaddin Eyyubi felsefe okumuştur. Fatih Sultan Mehmet felsefe okumuştur. Biruni, İmam-ı Azam, Farabi, İbn Sina, Tufi... Daha ismini sayamayacağım, İslam tarihine ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış insanlar felsefe okumuşlardır. Bu cahil insanlar hakikati bırakır, batılın peşine koşa koşa giderler. Kur'an-ı Kerim'den adama ayet okursun, adeta adama küfretmişsin gibi gelir. Halbuki o Kur'an'ı çok sevdiğini iddia eder. Şunu bilmez ki o cahil insanlar, Müslüman'ın anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in peşinden gitmez, insanların uydurduğu şeylerin peşinden gider. Mesela adam profesör olmuş sözüm ona, adam utanmadan, sıkılmadan, Allah'tan korkmadan namaz kılmayan insanların öldürülmesi gerektiğini söyler. Cahil insanlar da böyle insanlara itibar ederler. Kur'an-ı Kerim'i ben en az 15 defa okudum, böyle bir müeyyede görmedim. Sen bir hüküm vereceksen, hele hele bir insanın canıyla alakalı hüküm vereceksen Kur'an-ı Kerim'e dayanmadan veremezsin. Utanmaz, arlanmaz insan. Bu cehaletin daniskasını Hristiyan alemi yüzyıllarca yaşadı. Masum insanları katlettiler, birbirlerini acımasızca katlettiler. Ama Hristiyanlar sonunda aydınlanmayı buldu. Şu anda bilimde uçuşa geçti. İslam alemi yerin dibine girmeye çalışıyor cehaletle. İslam dünyası da cehaletin karanlıklarında yaşıyor. En dibini, en derin yerini nasıl bulabilirim diye uğraşıyor. İlimle, bilimle işi yok. Yani sonuç olarak cahil insanları aydınlatma şansınız neredeyse sıfırdır. Bu cahil insanlardan
fersah fersah kaçmanızı öneririm. Eğer bu insanlardansanız kendinizi terk edin derim. Hoşça kalın dostlarım.